Evet arkadaşlar, bu dersimizde fiziksel olarak PLC'ye bağlanacağız. SysMax Studio'yu açıyorum ve burada sol taraftan arkadaşlar New Project diyerek yeni bir proje oluşturalım. Evet, burada projenin ismini belirliyoruz. Daha sonra tipi standart Project kategoriyi controller seçtik ve buradan modelini seçiyoruz arkadaşlar. Elimdeki PLC NX1P2 9024DT1 modelinde ve versiyonu da 1.16 olarak seçiyorum. Yine PLC'nizin sol tarafında bu bilgiler yer alıyordur. Create diyerek projemizi oluşturduk arkadaşlar. Öncelikle yukarıda controller sekmesinde communication setup var arkadaşlar. Bağlanma ayarlarını yapmamız için. Burada bağlanma tipini seçiyoruz. Connection type diyor. Direct Ethernet ya da USB aracılığıyla ya da switch üzerinden Ethernet aracılığıyla, ki şu an benim bağlantım bu şekilde. Sağ tarafta da resmini gösteriyor zaten. Daha sonra IP'sini girmemiz gerekiyor cihazımızın. Buraya cihazımızın default IP'si 192.168.251 olarak girdik ve aşağıda Ethernet Communication Test diyerek bağlantının olup olmadığını test edebiliyoruz. Evet, test OK dedi. Şu an fiziksel olarak bağlantım doğru. Kontrol etmek için ise ağ ayarlarına girdim arkadaşlar. Burada ağ ve paylaşım merkezinde Ethernet kablomun özellikler kısmından IP verme ayarına geliyorum. Gelişmiş kısmından yine 192.168.250.100 olarak ben bilgisayara IP verdim. Son hanesi farklı olması gerekiyor PLC'den. 100 olarak belirledik. Ve burada run diyerek PLC'ye ping atabiliyoruz. Yani bağlı olup olmadığımızı garanti olarak test edebilmek için bu şekilde ping atıyoruz. Ve burada bağlantı gerçekleştiğini gösteriyor arkadaşlar. Evet. Yukarıda online kısmından PLC'ye online oluyorum. Bütün testlerimi yaptıktan sonra online diyerek PLC'ye bu şekilde online olduk arkadaşlar. Evet, şu an PLC'ye bağlıyız. Burada sol tarafta Configuration and Setup kısmında yine biz yüklemelerimizi yapacağız. Burada evet, EtherCAT şu an PLC'mde iki tane port var. EtherCAT ve Ethernet IP. Şu an ben Ethernet IP üzerinden bağlı olduğum için CPU rack kısmına geliyorum arkadaşlar. Burada CPU'muz gözüküyor. Buna sağ tıkladığımız zaman compare, tekrardan nereden geldi de bakalım. CPU rack'tan geldik. Burada sağ tıklayıp compare, yani karşılaştır konfigürasyon diyorum. Şu an fiziksel olarak bağlı olduğum cihazın aşağı tarafta konfigürasyonu bana getiriyor. Evet, bir tane haberleşme modülü var Chief 105 adında. Apple diyerek projemle bağlı olduğum cihazın konfigürasyonu birbirine eşitlemiş oluyor. Bu şekilde öncelikle konfigürasyonu yüklemiş oluyoruz. Bağlı olduğum cihazın konfigürasyonunu programa getirmiş oluyorum. Aşağı tarafta IO mapping kısmında bağlı olduğum cihazdaki IO'ları görebiliyorum arkadaşlar. Burada GPU-105 communication modülü var. O gelmiş. Compare dedikten sonra, eşitledikten sonra projemi fiziksel olarak haberleşme modülüm gelmiş oldu. Yukarıda build IO setting kısmında yine input outputlarım geldi arkadaşlar. Şu an bağlı olduğum cihazda 13 tane, 14 tane input, yine 10 tane output kanalım varmış. Gördüğünüz gibi şu an input'um 1 olarak geliyor. Ben fiziksel olarak input'uma artı vermiştim. Aşağı tarafta bunun videosunda koymuş olacağım. Yine ilk input'umuza isterseniz bir tane değişken tanımlayalım start adında. Evet. Output'umuz, ilk output'umuza da bir tane değişken ismi verelim. Buna da motor diyebiliriz arkadaşlar. Evet, ilk output kanalımı motor olarak tanımladım ve bunlar otomatik global variables olarak atandı arkadaşlar. Şimdi sol tarafta programming kısmından da yine programın altına gelip isterseniz ufak bir program yazalım. Tanımlamış olduğum input start'ını buraya yazdım. Global variables'ta gördüğünüz gibi input output'lar geldi. Yani fiziksel input output'larım benim global olarak tanımlanıyor otomatik olarak. Çıkışıma da motor çıkışını verdim arkadaşlar.
Evet, ilk input'um ve ilk çıkışımı bu şekilde bağladım. Yine araya da bir stop butonu atıyorum bu şekilde. Kapalı kontak olarak. Projemi değerledikten sonra yukarıda online kısmından tekrar online oluyorum arkadaşlar. Şimdi ise yazdığımız programı PLC'ye yükleyeceğiz. Burada senkronizasyon butonu var. Burada yine projem ile kontrolörümü karşılaştırıyor ve transfer diyerek bu şekilde yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Aşağı tarafta yine de videoda gördüğünüz gibi input'umun beslemesini yaptım ve ilk input'uma artı verdiğim için ilk input'umun sinyali şu an geliyor olacak, start sinyali. Ve stop butonum da kapalı olduğu için yine aynı şekilde motor çıkışımda enerjilendi ve burada gördüğünüz gibi ilk output'um enerjili arkadaşlar. Bu şekilde ilk input'um ve ilk output'umu bu şekilde kullanabiliyorum. Input'ları input'uma artı verdiğim için enerjilendi ve çıkışıma da programda start varsa çıkış al dediğim için bu şekilde PLC'min ilk çıkışı da enerjili olarak karşımıza geldi gördüğünüz gibi. Evet, projeye tekrar gelirsek burada stop butonu vardı. Kapalı olduğu için gördüğünüz gibi çıkışım enerjili. Videoda da görüldüğü şekilde. Buradan stop butonuma tetik verirsem, enerjisini kesersem gördüğünüz gibi motor çıkışımın enerjisi gitti ve fiziksel olarak da enerji gitti. Tekrar verdiğim zaman çıkışıma enerji geldi. Bu şekilde biz PLC'ye programımızı yükleyip izleme şansını elde edebiliyoruz. Evet, offline oluyorum. Bu şekilde bitirmiş olalım ders arkadaşlar. Görüşmek üzere.